Kalkınma Partisi adına Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin söz alacaklar. Buyurun. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İyi bir hafta çalışması gerçekleştirmeyi temenni ediyorum. Doğrusu benim de asli konum bugün Filistin meselesi üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Dünyada belki de son yıllarda ilk defa bir konsensus var. Dünyanın başkentlerinde, Londra'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Avustralya'da, galiba konu ilginizi çekmiyor arkadaşlarım. Sayın vekiller, İspanya'da dinleyelim. Ve ülkemizde, İstanbul'da sadece Müslümanların değil, vicdanı olan insanların Filistin'le ilgili son dönem 7 Ekim'den sonra fevkalade orantısız bir şekilde hiçbir kural tanımadan, savaş hukukunu tanımadan, ki onu da ayrıca reddediyoruz, bu ifadeyi de ayrıca söylemem lazım. Hiçbir kural tanımadan çocukların, kadınların katledildiği, hastanelerin vurulduğu, su verilmeyen, elektrik verilmeyen ve intikam çığlıkları içerisinde mazlum insanların üzerine yürüyen bir İsrail görüyoruz. Bu olan bitenler karşısında biraz evvel ifade ettiğim gibi vicdanı olan bütün insanlar bu itirazlarını dile getiriyorlar. Hatta Yahudiler de bunu söylüyorlar. Kendi ülkelerindeki insanların da, İsrail'deki akıllı, adaletli, demokrat insanların da bu olan bitenlere karşı itirazları var. Netanyahu'ya karşı itirazları var. Ve bugünlere gelinmesinde kendisinin dahli olduğunu ifade eden çok insan var. Tabii bu süreç devam ederken şunun altını çizmemiz lazım. Dünyanın bir yerinde böylesine bir yara varsa, uzak ya da yakın hiçbir topluluğun, hiçbir ülkenin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Herkes bundan etkileniyor. Bu savaş tehlikesini, dünyayı içine çeken bu alevi herkes yakından hissediyor. O sebeple barışla alakalı çözüm hepimizin meselesi diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi de başta Cumhurbaşkanımızla birlikte bu konuda son derece önemli, sağduyulu bir çağrı içerisinde. Ve bu çağrıda öncelikle sivillerin haklarının korunması ön planda, ama diğer taraftan da bağımsız bir Filistin devletinin muhakkak surette kurulması gerektiğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da dört temel ilkenin altını çizmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi 1967'de oluşturulan, İsrail dahil herkesin o yıllarda bunu kabul ettiği 67 sınırlarının kabul edilmesi, egemen ve bağımsız bir Filistin'in kurulması ve coğrafi bütünlüğe sahip, yıllar içerisinde parça parça işgallerle yaşanan alanın küçüldüğü, dağınık bir coğrafyaya mahkum edilen insanlardan çıkarak coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti ve elbette vazgeçilmez bir konu, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için dünyanın birlik içerisinde çalışması gerekiyor. Tüm bu yaşananlar, hatta Ukrayna'da yaşananlar da dünyanın belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış için tedbir olarak düşündüğü pek çok demokratik kurumun hiç işlemediğini bize gösterdi. İşlemeyen, çalışmayan, söyleyen ama icraî kabiliyeti olmayan bir ortak dünya örgütleri tablosuyla karşı karşıyayız. O sebeple özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür derken söylediği ifade tüm bunları da kapsayan bir ifade. Ümit ediyorum Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğuyla en kısa zamanda bu dünyanın yarasına, sadece Müslüman coğrafyanın değil, dünyanın kanayan bu yarasına Türkiye'nin de öncülüğünde, aklı selimin öncülüğünde bir çözüm bulunacaktır diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz ve gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Geçen hafta meclisimizde ortak olarak imzaladığımız bu kararın da bu manada anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii başkanım şunu ifade etmek istiyorum. Biraz evvelki konuşmalarda, birer dakikalık konuşmalarda bugünün gündemi belli. Yani biz bugün zaten tezkereyi konuşacağız. Bu tezkere içerisinde konuşulacak her şeyin birer dakikalık sözler alınarak konuşulmasını verilen bir imkanın suistimal demeyeceğim ama anlamından farklı kullanılması olarak görüyorum. Biz de müsaade eder misiniz Sayın Başkan? Sayın Başkan. Ne kadar demokrat arkadaşlar, ne kadar demokrat arkadaşlar. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bugün minimum 2,5 saat ama en az 3 saat zaten kürsüden bu konuyu konuşacağız. Arkadaşlarımız çıkacaklar. Bakın işte
Burada Müsavat Bey söz almadı. Niye? Dedi ki zaten kürsüye çıkacağım. Arkadaşlarımız kürsülerde zaten bunları konuşacaklar. O yüzden yani biz de aynı şeyi yapabiliriz. Buyurun. Doğrusu hatibi dinleyelim sayın. Sizin neden benim kelimelerime tahammülünüz yok? Aynı şeyi ben size daha hacmiyle yöneltiyorum. Ben kendi kanaatimi söylüyorum. Burada zaten konuşacaksınız, konuşun. Fakat biz bir hakkın suistimalinin doğru olmadığını söylüyoruz. Şimdi geleceğim başka bir konuya. Burayı geçtik. Anlamak önemli bir şeydir. Anlamanızı tavsiye ederim. Söyleyiniz efendim, zaten malum siz savaşa hayır ama teröre evet diyenlerdensiniz. Savaşa hayır, teröre evet. Savaşa hayır, teröre evet. Aynen böyle söyleyenlerdensiniz. Bana sen demeyiniz. Sizi tanımıyorum, tanışmıyoruz. Bana sen demeyiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Nezaket de bilmiyorsunuz. Demokrasi bilmediğiniz gibi nezaket de. Şimdi... Hanımefendi, ben hangi nezaketsizliği yaptım söyler misiniz? Hangi nezaketsizlik? Fikrini söylemek ne zamandan beri? Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım lütfen. Sayın başkan vekili, siz de genel kurula hitap ediniz. Buyurun. Hitap noktamı saldırılmazsa gayet iyi biliyorum ama saldırana da cevap verilir. En iyi siz bilirsiniz sayın başkanım. Son bir cümle. Böyle afilli laflar var. Akıllı olun falan. Allah'ım akıllı olun. Kimmiş akılsız olan, ben merak ediyorum. Burada akılsız olan mı var? Bu ne cürettir? Dönüp bize akıllı olun. Yani hakikaten bu lafları söylerken bunların kim yazıyor? Eğer siz yazıyorsanız ben size söylüyorum, akıllı olun. Yok arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarınız yazıyorsa onlara söyleyin, akıllı olsunlar. Efendi metin yazsınlar. Böyle bir şey olamaz. Burada herkes kendi aklıyla, kendi iradesiyle, kendi grubunun aklıyla iradesiyle burada ve bu iradeyi kullanarak konuşmalar yapıyor. Gelince diyorsunuz ki efendim bakın bu konuyla alakalı, yargıyla alakalı Adalet Bakanımız müfettiş tayin edildiğini, soruşturma açıldığını söyledi. Buradan sonra olması gereken beklemektir. Toparlayalım Sayın Zengin. Sayın Başkanım, verilen araştırmayla alakalı, müfettiş tayinle alakalı sonucun bir an evvel neticelenmesine dair bir en azından bir fırsat veriniz. Hani diyorlar ya, vermeyince Babut veylesin neylesin Sultan Mahmut. Ya bütün mesele budur. Madem soruşturulsun isteniyor, işte şu anda bunun yapılacağı zaten söylenmiştir. Evet. Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Zengin. Buyurun. Kötüye kullanıyorsunuz dedi. Yani bu konuda doğrudan bir sataşma var. Ben cevap vermek istiyorum. Lütfen duyurmuyorum. Nezaket kelimesini siz söylediğiniz için söyledim. Kendi söylediğinizin tekrarıydı. Sayın Başkan. Kendi söylediğinizin tekrarıydı. Takdir sizin, ancak ben dilerseniz yerimden 60'a göre, ama sataşma açık var. Sataşmadan da söz istiyorum. Yerinizden ve yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Zengin, bizim söz hakkımızı nasıl kullanacağımıza karar verecek merci değil. Bu mecliste bir gelenek var. Her gün genel kurulda 20 dakika verilir ve vekil istediği konuda, istediği tarzda iş düzeye göre konuşur. Bu hakkı niye kendinde gördü anlamadım. Herkes yerini bilecek ya. Herkes yerini de haddini de bilecek. Böyle bir şey yok. Biz meclis grubu olarak tabii ki tezkereye karşı konuşacağız. Tabii ki 20 dakika cevap vereceğiz. O konuşurken ben ayağa kalkıp cevap vermedim. Ben dikkatle dinledim kendisini. Bir kere biz savaşa sizin gibi riyakar ve ikiyüzlü değiliz. Biz Filistin'de savaşa hayır deyip Irak'ta ve Suriye'de savaşa evet demiyoruz. Teşekkürler. Sataşmada uzatamıyoruz. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Anlaşıldı, kayıtlara geçti. Buyurun. Yerinizden bir dakika uzatmayacağım bu sataşmadan dolayı alınan sözlerde. Buyurun Sayın Zengin. Yani en sevdiğim laftır had meselesi. Ben hayatım boyunca haddi bilen insanlardanım. Hiç kimsenin bana haddimi hatırlatmaya hakkı da yoktur. Böyle bir şey gerektiren bir şey de yapmadım. Buradaki problem şudur. Genel kurulda bir usul var. Siz insanlara birer dakika söz veriyorsunuz. Eğer bugün konu tezkere olmasa zaten bunu söylemeyeceğim. Konu budur. Bu laflar bitecek. Bu tartışmalar olmayacak sonuçta. Zaten tezkereyi konuşacağız. Bunun nesinde problem var? Tabii ki bunu söyleyeceğim. Buradaki zaman kıymetli. Kullandığınız zaman memleketin zamanıdır. Ha Sayın Başkanım, bu memleketin zamanıdır. Bunu tasarruflu kullanmaktan biraz evvel örnek verdim. Bakın Müsavat Bey kendisi ifade etti. Siz savaşla ilgili en son söz söyleyecek insanlarsınız. Siz savaşla ilgili söz söyleyemezsiniz. Siz teröre destek verenlersiniz. Söyleyemezsiniz. Teşekkürler Sayın Zengin. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.